İyi akşamlar. Vodafone Park Stadı'nda Beşiktaş Müzesi'nde Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz özel yayınımıza. Teşekkür ederiz. Biz kabul ettiğiniz geldin. için de teşekkür ederiz. Hoş bulduk diyelim. Sağ olun. Sıcağı sıcağına gündem çok yoğun. Her şeyi konuşacağız bu akşam sizinle. Transferlerle başlayalım. Birçok isim hem sezon başında hem devre arası transferde Beşiktaş'ta İspandan birçok isim vardı. Devre arası transferinde Hulk çok konuşuldu ama Cenk Tosun transferi gerçekleşti. Taraftar tabii bunları da çok merak ediyor. Bu transferler nasıl yapıldı, nasıl yapılamadı. Beklentiler de çok yüksekti. Ne dersiniz transferle ilgili? Evet şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz göreve geldiğimiz den bu tarafa sadece bir normal transfer dönemiyle bir ara transfer döneminde söz sahibi olabildik. Olaya biraz bu şekilde bakmakta fayda var. Sonuç itibariyle yaz sezonunda e, transfer döneminde giden futbolcularımız oldu. Ve doğal olarak onların yerlerini doldurması gerekiyordu. Önce tabii ki onlara verdik. E, bunlarla ilgili yapılan transferler... E, ...Enlin'in yerine Joseph Souza'yı getirdik. E, Gökhan Gönül'ün yerine Rozier'i getirdik. E, Solbekte Caner'in yerine Rıdvan... ...ve onunla beraber oynayacak en sık alayı getirdik. Ee, maalesef talihsiz bir şekilde yanlışlar yaparak... ...kulübe ihtarname çekerek kontratını fesheden Ruyuz'un yerine... ...hocamızın da e, görüşü alınarak Wellington getirildi. Ee, Diğerlerini de hocamızın görüşleri alındı tabii ki. Ee, Burak gitti yerine... E, Abu Bakar. Abu Bakar geldi. Yani biraz uzatıyorum konuşmayı ama yani yerli yerine oturtmaya çalışıyorum hı hı. E, hafızalarda algılama rahat olsun diye. E, işte Raşit'i getirdik. E, sol tarafta e, Larin'imiz geri geldi. Oldukça başarılı bir süreç geçiriyor. O da bir transfer sayıdır bizim için. Hı hı. Ve hatta ve hatta son zamanlarda e, takıma hocamızın kazandırmaya çalıştığı Laiç ki takımızın ee, hemen hemen e, en meşhur bilinen ve ücret olarak da en yüksek olanlarından bir ile beraber birisi. Sonuç itibariyle baktığımızda biz yazın transferimizi düzgün ve planladığımız gibi ve e, iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ara transfer dönemi her zaman için e, herkes bilir. E, aslında çok sağlıklı bir dönem değildir. E, Birçok futbolcunun iyi e, alırsınız ara transferde getirmek istersiniz. Ama alıp bulabildikleriniz e, kabul etmek gerekiyor ki diğer takımlarda yer bulamamış e, futbolculardır. Ve bunları da 3-5 aylık getirebiliyorsanız belki anlarım denersiniz görürsünüz ama maalesef futbolcular da haklı olarak 2 yıllık 3 yıllık kontrat alarak geliyor. Ve alel ile 3 ay 4 ay için yapmış olduğunuz transferin önünüze iyi gitmediği takdirde şansınız yaver gitmediği takdirde e, 2 yıllık 3 yıllık problem olarak önünüzde kaldığını görüyorsunuz. Biz tüm bu sebepleri göz önünde bulundurarak e, ara transferde çok fazla transfer yapmamayı prensip edinmiş biriyim. Tercih etmiyorum. Hı. Mecbur kalmadıkça e, ve bu dönemde de Cenk Tosun transferini gerçekleştirdik. Cenk Tosun bana göre Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış. Beşiktaş'ta iki defa kupayı kaldırmış e, ve e, Türk transfer tarihinde en yüksek ücretle e, Premier Lig'e e gitmiş. Ee, bir futbolcudur. Dolayısıyla e, Beşiktaş'ın kıymetli olduğu kadar Türk futbolu adına da çok kıymetli biridir. Ve milli takıma da çok büyük katkıları olmuş ve bundan sonra da olma ihtimali olan bir futbolcumuzdur. Dolayısıyla benim için çok önemliydi. Geçen yaz sezonunda yapmak istediğim transferlerden biriydi. Maalesef o dönem onu gerçekleştiremedik ama kafamdan hiç çıkmadı. Evet gündeme Hulk geldi, başkaları geldi, Manzukiç geldi. Manzuk hiç geldi. Ee, ama benim bir e, bir prensibim var. Ben e, popülist davranmayacağımı, yapacağımız transferlerin Beşiktaşımızın e, zor durumda bırakacağını, e, bırakmayacağının emin olmam gerekiyor her şeyden önce. Ve buradan da taviz vermeyeceğim ve bundan sonra da vermeyi hiç düşünmüyorum. Yani mühim olan Beşiktaşın zarar görmeyeceği şekilde transferlerin e, hem teknik anlamda hem fizik anlamında hem de maddi anlamda yapılması gerektiğini biliyorum. Çünkü şu anda yaşadığımız bir sürü sıkıntıların sebebinin gelişi güzel yapılmış olan transferler olduğunu biliyoruz. Ee, bazı futbolcularımız hocamız tarafından tercih edilmedi, kadroda yer bulamadı. Ve bu futbolcularımızı bir yerlere vermeye çalıştık yaz boyunca, geçen yaz transferinde. Maalesef hiçbir tanesi gitmedi. Ee, kendilerine verilen ücretleri beğenmediler. Ee, gidecekleri şehri beğenmediler, ülkeyi beğenmediler. Ee, ve bir şey tespit ettik ki kendilerine verilmiş olan uzun kontratların ve çok yüksek olan ekonomik yüksek olan kontratların maalesef Beşiktaş'ın önünü her türlü kapadığını gördük. Hem transfer açısından, limit açısından, adet açısından, yabancı kontenjanı açısından önümüzde bir blok problem olarak kaldı. Eski Geçen dönemlerde yaz. yapılan transferlerin maliyeti maliyetin olarak kaldı. Abdullah Avcı'nın da yine teknik direktör Abdullah Avcı'nın durumu da merak ediliyor. Şimdi o konuda da bir mali yük altına girdi Abdullah beşikten. Avcı bir hoca, hocamızdır. Yani hı hı. E, onunla yapılmış olan kontrat uzun vadelidir. Bana hı. göre bugün Abdullah Bey bana gelse severim. Hocamdır. Başarılığını takdirle karşılıyorum. Hı. En azından Türk futboluna hizmet eden etmeye devam edecek bir zat. Benim için o açıdan önce bir değerlendirdim. Baktığımda ancak ben hiçbir şekilde 3 yıllık bir kontrat düşünmem. Çünkü onların gitme hakları var. Gidiyorlar, kontratları feshediyorlar ve evlerine gidiyorlar. Futbolcusu, e, hocası. hocası ama kulüp maalesef eli kolu bağlı bunları seyrediyor. E, Sayın Abdullah Hoca'ya e, yapmış olduğu kontratın içerisindeki ücretlerle e, bizim... Aradaki farkı ödeme mecburiyetimiz yazıyor kontratta. Ama yani. biz hocamızla daha baştan beri söylüyorum. Oturup anlaşacağımızı başka bir takımda hocalık yaparken orada alabildiği ücretten daha fazlasını Beşiktaş'tan talep etmeyeceğini halen daha düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Ama kendisi de izah etmiş. Bunlar hukuksal konulardır. Evet hukuken bakarsanız hukuksal konulardır. Ama duygusal bakarsanız da duygusal konulardır. Bu sebeple ben hocamızı çok fazla tartışmak istemiyorum. Onunla inanıyorum biz bir noktaya geleceğiz. Onunla Türk sporuna ve futboluna Beşiktaş'ta bu camianın en önemli parçalarından biridir. Sarar vereceğini, vermeyecek, vermek isteyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Başkanım devre arası transferden bahsettiniz. Ee... Bir de sezon sonu var tabii sizi bekleyen zorlu bir süreç. Özellikle iç transferde sözleşmesi biten oyuncular var. Çok merak ediliyor durumları. Başta Doğrukan olmak üzere Atiba'nın da sözleşmesi bitiyor. Kiralık oyuncular var. Beşiktaş'ta oynayan ve başarılı olan e, Gezal gibi, Roziye gibi. Onların durumları ne olacak? Bir planlama yapılıyor şimdi, mu? Evet şimdi bir ara transfer dönemi de bizim için bir süreçti. Çünkü hı hı. o süre içerisinde e, önceliğimiz bir veya iki transfer hocanın istediği şekilde yapmayı planlamıştık. Dolayısıyla o bir süreçti bizim için. Onun bitmesi gerekiyordu. Bitti. Şimdi bu süreçten sonra sizin dediğiniz gibi mevcut başarılı olan futbolcularımızla kontratlarımızın uzatılmasını amaçlıyoruz. Yani şimdi Cenk da önümüzde bir yıl İngiltere ile kontratı var ama ben buraya getirirken aslında daha sonraları için de Cenk'i hayal ediyorum. Onunla anlaşabileceğimizi yola devam edebileceğimizi planlıyorum. Ee, Dorukan'a gelince, Dorukan çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Biz kendisiyle uzlaştık, anlaştık ama sonuç itibariyle e, menajerlerinin araya girerek onu yurt dışında futbol oynatma isteklerini isteklerini biraz e, ön plana çıkarttılar. E, şu anda Dorukan'ın önünde bizim verdiğimiz teklif duruyor. Ee, o teklifi imza atmak istiyorsa atar. Atmak istemiyorsa atmaz. Benim prensiplerim var. Ben Beşiktaş camiasında e, önüne koyulan kontratı imzalamayan, verilen teklifi imzalamayan futbolcuyla e, çok fazla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Bu Hulk'ta da böyle oldu. Bu başka futbolcularla da böyle oldu. Manzuk işte de böyle oldu. Geliyorlar. Konu gündeme geliyor. Teklifte bulunuyoruz. Kendileri başka bir teklifte geliyorlar ben bir milim ilerlemiyorum. Çünkü ben bir şey verirken zaten kulübümün menfaatleri doğrusunu hesaplayarak veriyorum. Bunun dışına çıktıkları takdirde Beşiktaş'ın zarar verebilecek hiçbir kontrata imza atmayacağımı söylediğim gibi Dorukhan da bunlardan bir tanesi. Önünde duran kontratı imzalarsa Beşiktaş önünde isteriz gelsin oynasın. Bilinen bir futbolcu, tanınan bir futbolcu, milli bir futbolcu ama zorla güzellik olmaz. Canı Peki gelir. yurt içinden bir transfer yaparsa açık konuşmak gerekirse kulislerde çok konuşuluyor Fenerbahçe'ye gideceği yönünde. Ee, bu sizi rahatsız eder mi yoksa aynı prensibiniz devam mı eder? Vallahi tabii ki rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda çıkartıp bir kuruş da arttırmam. Yani ben Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başka kulüplerle hı hı. futbolcuların pazarlık yapıp ücretlerini artırabilecekleri dönüp Beşiktaş'tan tekrar ücretini artırabileceği bir konumda ben kulübümü bırakmayı hiçbir zaman düşünmem. Fenerbahçe'den herhangi bir girişim var mı size yönelik? Yani e, Dorukhan'a yönelik. Yok, hayır yok. Yok. Mi? Hayır. Yani benim bildiğim kadarıyla Dorukhan ve menajerinin ifadeleri kesinlikle yurt dışında oynama şansını yakalayabilirsek e, gitmek isteriz dediler. Ben de hak verdim. Ve sonuç itibariyle bekledim ama bu saatten sonra beklemeyi düşünmüyorum. Ya bu ayın sonuna kadar biz bu işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam edecek. Peki takımın durumunu da konuşalım. Beşiktaş puan kaybetti son iki haftada. 5 puan kaybı var. Dün Sergen Yalçın'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın savaşımız daha yeni başlıyor açıklaması vardı. Ve hep birlikte bu savaşı kazanacağız dedi Sergen Hoca siz nasıl görüyorsunuz takımın durumunu geçtiğimiz sezon Beşiktaş kısıtlı imkanlarla sıralamada ikinci oldu bu sezon şüphesiz hedef şampiyonluk biz şampiyonluk hedefimizden hiç vazgeçmedik biz geçen Ekim ayında 14-15'e ay evvel geldiğimizde takım 13 14 sıralardaydı aldık belli bir yerlere kadar getirdik bu bir ruh konusuydu Bu her şey çok pahalı futbolcuyla bu işler olmuyor çok pahalı futbolcu olmadığını Türk spor kamuoyu da çok yakından da takip ediyor şu anda. Çok fazla açık konuşmanın bir anlamı yok. Ee, şimdi son iki maç 5 puan kaybettik. Son iki maçta baktığımda beni e, tedirgin ulaşıyor. olan şu. Ee, Futbolun bir zevk, bir eğlence aracı olması gerekiyor. Zevkle seyredilmesi gerekiyor. Ama bazı takımların e, kapalı futbol oynaması... Türk futboluna çok fayda sağlamıyor. Değerini kaybettiriyor, marka değerimizi kaybettiriyor. Bir taraftan diyoruz ki işte yayıncı kuruluştan gelirimiz niye düşüyor, niye indiriyor, daha fazla kazanalım. Ama baktığımız zaman da o marka değerini yukarıya çekebilecek bir futbol oynanmıyor. Mesela Antalya maçı da, Antalya spor maçı da bunlardan bir tanesiydi. Tamamen neredeyse 6-7 kişinin defansa çekildiği, bir futbol sergilendi. Ben mesela ilk başlarda baktığımda hakemin sert hareketlere taviz verdiğini gördüm ve oradan şu yorum yaptım. Dedim ki herhalde hakem çok aktif bir oyun oynanmasını istiyor. Pek futbolu kesilmesini istemiyor. Ama maalesef maç uzadıkça şaşkınlıkla izlemeye başladım. Herhangi bir aksiyon almadı. Yani maçın yavaşlatılması ile ilgili durak ile ilgili hakemin tepki e, koymaması gereken tedbiri almaması mesela beni rahatsız eden bir konudur e, hakemlerimizin futbolun oynanması konusunda e, biraz olsun kartlarını çıkarıp göstermesi lazım sen iki maç önce e, benim kalecim topu elinde yarım saniye fazla tuttu diye kartı gösteriyorsun öbür tarafta millet yerlerde yatıyor topçular hiç hoş bir tablo değil ee, biz oyun oynanmasını istiyoruz, futbolun oynanmasını istiyoruz. Futbol zevkinin seyirci tarafından keyif alınmasını istiyoruz. Ee, buna engel olan bir futbol e, taktiği ve tekniği de şahsen e, tasvip etmiyorum. Antalya Spor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'ün e, dün sosyal medyada mahsonu açıklamaları vardı. Beşiktaş taraftarının da tepkisini çekti. 10 kişi kalmış takımdan hakem desteğiyle 1 puan alan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. E, şeklinde kinayeli bir açıklama vardı. E, savunma futboluyla siz az önce e, çok kapandığını belirtmiştiniz Antalya Sporu'na ama eski başkan Öztürk e, savunma futboluyla şerefli bir puanı hakem yardımıyla alınan üç puana tercih ederim. Şeklinde açıklamalar yaptı sosyal medyadan. Ne dersiniz bu açıklamalar için? Ya Ali Şafak Bey artık benim da değil. E, çünkü Antalya Spor'da bir ilişkisi olmadığını biliyorum, istifa ettiğini biliyorum. Evet. Ben onun Antalya Spor taraftarı olduğunu da düşünmüyorum. Onun hangi takımı desteklediği, nerede genel kurul olduğu, üyesi olduğu malum. Yani ona mı düştü Antalya Spor'la ilgili bu açıklamaları yapmak? Eğer çok e, ilişkisi ve alakası var ise niye görevinin başında değil? E, maalesef bu arkadaşımızın bu tür söylemleri oluyor. E, tam algına güçlük çekiyorum. Aslında cevap vermemem gerekiyor. Muhatabım değil ama taraftarımı bu söylemlerle üzdüğünü düşünüyorsa yanlış düşünüyor... Ee, başka bir kulübün bayiliğini yapmasın. Yapmasın gerek yok yani. Ona düşmüyormuş. Ya dönsün Antalyaspor'un başına görevi oradan çıksın, beyanatlarını versin. Ya da hangi kulübe aitse o kulübün de e, gitsin taraftar olarak formasını, atkısını taksın, onu seyretsin. Bu söylemleri yanlış bu kardeşimizin. Eee etmiyoruz. E, bizim camiamızın adında bundan sonra bir daha ağzını almamasını buradan kendisine terkin olarak söyleyebilirim. Hoş olmuyor bu söylemler. Peki Sergen Yalçın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da sersenişleri vardı. Siz de az önce altını çizdiniz aslında. Hakem yönetimleri konusunda genel düşüncenizi merak ediyorum. Ligin boyu kısaldıkça daha çok hakemlerin konuşulduğu sezonları da hatırlıyoruz. Şimdi dört büyük takımın şampiyonluk yarışında olduğu bir sezon yaşıyoruz. ...giderek zorlaşacak aslında hakemler içinde, takımlar içinde durum. Ne düşünüyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler hakkında? Genel düşünceniz nedir? Şimdi e, hakemlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani yaptıkları iş çok önemli bir iş, çok değerli bir iş. Buralarda mümkün olduğu kadar e, adaletli, vicdanlı olmaları gerekiyor görevlerini çok daha iyi hassas yapmaları gerekiyor. Şimdi e, bakıyorum ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Bunu ben söylemiyorum. Otoriteler söylüyor. E, ancak çok ilginç söylemler de var. Yani diyorlar ki e, Beşiktaş'ın önü kesilecek. Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar. Yani Beşiktaş'ı şampiyon yapmayacak dışarıdan iki tane etken olabilir. Ya TFF'nin tavır ve tutumlarıdır. Transferde uygulayacağı e, ...politikalardır, limitlerdeki... ...biraz sonra oraya da gelmek istiyorum. E, bir diğeri de hakemlerdir. Yani eğer hakemler... E, ...Beşiktaş'ın... ...gerçekten kamuoyunda... ...konuşulduğu gibi... E, ...önünü kesecek tarzda bir yönetim... E, ...tarzı benimseyeceklerse... ...böyle bir şey söz konusu olacaksa... E, ...samimi söylüyorum... ...taş üstüne taş bırakmam. Yani yer yerinden oynar. Hakkımızda, hukukumuzda nerede ilgiyi bitirirsek... ...bitirelim bazı geliriz. Ancak birilerinin yapmış olduğu, yapacağı e, tutumlarla Beşiktaş'ın önü kesilecekse e, beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Yani ne demek bu? Yani Beşiktaş'ın önü kesecekler. Yani hiç böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten çok e, hoş olmayacak ve Beşiktaş çok gereken tepkiyi de çok sert verir bu konuda. Umuyorum böyle şeyler olmaz. Geçtiğimiz günlerde eee Sergen Hoca'nın takımın başına e, gelişinin 29 Ocak'ta notta aldım başkanım. E, birinci yılı doldu. Sergen Yalçın'la bir dönem e, nedense yönetimin arasında sizin aranızda bir problem olduğu da konuşuldu. Bunun böyle olmadığını defalarca belirttiniz. E, bundan sonrası için düşünceniz nedir? Yeni bir sözleşme olacak mı Sergen Hoca ile? Devam edecek misiniz? Şimdi baktığımız zaman Sergen Hoca çok başarılı bir teknik direktör. Beşiktaş'tı ve beraber de çalışıyorum. Yani benim için en kolay yol, Beşiktaş'ın en doğru yol Sergen Hoca'ya de onu devam etmektir. Hı hı. Dolayısıyla ben kendisiyle yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Kendisinin de bundan çok uzak olmadığını biliyorum. Bugünün konusunun da Beşiktaş'ın hocasıyla devam edilip edilmeyeceğinin e, olmadığını buradan söylemek istiyorum. Hocaya her zaman söyledim. Ne zaman isterse biz hocamızı yolumuza devam edeceğiz. Eee Tabii ki o da e, şu anda konsantrasyonunu tamamen şampiyon olmaya odaklamış bir hocamız var. Bugünün konusu o da konuşacağımız tek şey var. Hocam nasıl gidiyoruz? Şampiyon olacak mıyız? Ne yapayım hocam? Bir arzum var mı hocam? Şöyle yapalım hocam. Böyle. Yapalım. Bunların içerisinde konuşulacak son konu şu anda hocayla kontratın devam edip devam Çok seviyorsunuz. Çok da iyi bildiğinizi ben de biliyorum. Ee, müdahaleniz oluyor mu? hani Bir dönem konuşulurdu başkanlar soyunma odasına girsin mi girmesin mi? Ee, i̇lişkiniz nedir ee, Nevzat Demir tesisleriyle? Ee, sadece onlara çok güvendiğimi topçularıma hı hı. ve hocalarıma teknik aldığı söylemekten başka benim orada başka bir görevim yok. Onların dertlerini dinleyip çözmeye çalışmaktan başka bir görevim yok. Ki seçildiğinizde de ilk toplantıyı Nevzat Demirtesli'nin oyuncular ve hocayla yapıp aynen bunları söylemiştiniz. Aynen o yolda i̇lk devam İlk bu olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tabii onu değiştirmeyi düşünmüyorum. Hı -hı. Çünkü herkes kendi işini yapacak. Yani e, işin ekonomisini ben yönetiyorsam, hocam teknik tarafını yönetiyorsa ne onun benim işime karışmasını isterim ne ben de kendisine kendi işiyle ilgili karışmayı tercih ederim. Transferler konusunda Sergen Yalçın'ın sizinle görüşüp bir rapor verdiğini biliyoruz, kendisi de açıkladı zaten. Memnun oldu mu Sergen Hoca peki? Bir sıkıntı var mı transfer İhtiyaçlarını konusunda? İhtiyaçlarını söylüyor. Buralarda şu olursa bu olursa diye ifade ediyor ki zaten işin doğasında bu var. Cenk Tosun bunlardan bir tanesini gerçekleştirebilecek ihtiyaçlarından bir tanesini gerçekleştirebilecek bana göre çok doğru yaptığımız bir transfer. Ee, Sergen Hoca memnun mu? Sanki toplumda e, o transferden Sergen Hoca'nın çok da memnun olmadığı şeklinde e, okudum ben yazılar. Özellikle sosyal medyada. Bana Öyle söylemedi. Söylentiler de ben hocamın böyle bir şey varsa bana söylemesini tercih ederim. Bana Hı. böyle bir şey henüz hocam söylemedi. Ben de böyle olduğunu düşünmüyorum. Cenk Tosun'la ilgili kimsenin kafasında soru işareti olmaması lazım. Bilinen, herkesin bildiği, i̇şte diğeri ortada. Hisseden... Şimdi e, böyle bir futbolcunun tartışılması gerektiğini düşünmüyorum. Tartışılmaz bence. Bana göre doğru transferdir. Ben de kulübü ekonomik gerekçeleriyle, verilen limitlerle, hı hı. tanınan haklarla yönetmek zorundayım. Dolayısıyla biz şu anda doğru işler yapıyoruz ve doğru yaptığımıza inanıyorum. Gelelim en sıcak gündem maddesine. Limit konusunda bir açıklama yayınladı. Beşiktaş Spor Kulübü sizin imzaladığınızda. Takım ismi vermediniz ama kamuoyunda konuşulan Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptıkları devre arası transferlerle ve sezon başı yaptıkları transferlerle hedef alındı, belirtildi. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Genel bir limit açıklamasıydı aslında. Tam evet. olarak Beşiktaş kulübüne belki de sizin istediğiniz anlamda bir cevap da değildi. Bu açıklamanın... Biraz daha içini dolduralım. Aslında ne demek istediğiniz limit konusuna değinerek? Şimdi e, sürekli olarak e, özellikle bu ara transfer döneminde yaz döneminde de bu <laughs> vardı. E, yapılan transferlerin e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans kurulunun e, koymuş olduğu limitlere uygunsuz olduğu şeklinde söylemler var. Hı <laughs> hı söylemler var. Şimdi biz bunların böyle olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü herkes kendi evinin içerisini tanımlayabilir. Biz kendimize baktığımız zaman her şey kuralına uygun yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Hı hı. Ama dışarıda öyle bir algı oluştu ki başka kulüplerin bu limitleri bir şekilde deldiği başka türlü yollara tevessül ettiği şekilde söylemler var. Bu aslında o kulüpler içinde aslında zor durumda onları bırakılıyor. Federasyon da zor durumda kalıyor. Ben buraya değinmek istedim. Hala şunu söylemeye çalışıyorum. İsterseniz buradan da Türkiye Futbol Federasyonu'na şu mesajı vereyim. Lütfen Sayın Federasyon ve yetkilileri çıkın hangi kulübün limitlerinin ne olduğunu ve bunların ne kadarını kullanıldığını ve kimlere hangi transferlerde ne bedeller verildiğini bir şekilde açıklayın artık kamuoyu bu tartışmayı bıraksın. Hem bizler hem zan altında kalan kulüpler kendilerini kurtarsınlar hem de federasyon rahatlasın diye buradan Siz açıklar misiniz? bir önerim var. Neyi? E, limit konusundaki son durum Beşiktaş'ta federasyondan. Ben onu burada federasyon açıklaması gerekir. Hepsini Hı -hı. beraber yapması gerekir. Ben bunu tabii ki e, eğer federasyon bana derse ki ben açıklamıyorum ben çıkar açıklarım kendimizle ilgili olan açıklarım. Hı hı. Bizimle ilgili olan zaten net bir şekilde söylüyorum. Limitimiz rakam belli. O rakamların içerisinde kaldık ve o rakamlara da uyum sağlamaya devam ediyoruz biz. Konu burada bir başka kulüplerin burayı deldiği ifade ediliyor. Bunun önüne geçmenin, bu ifadenin artık kalması ve susması gerekiyor. Kamuoyunun bunlara daha fazla meşgul olmaması adına buradan rica ediyorum federasyondan. Lütfen çıkın. Bütün kulüplerin limitlerini açıklayın. Benim kaç lira? Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un ve diğer kulüplerin. Açıklayın. Ve bunların nasıl kullanıldığını, hangi kontratların olduğunu, kontratların içeriklerini açıklayın. Çünkü genelde bu futbol şirketleri, futbol takımları birer şirket. Ve birçoğu da bunların İstanbul Borsası'na tabi. Zaten halkın bilinçlenmesi ve bilmesi gereken konular. Bunları saklamak zorunda değilsiniz. Onun için buradan en azından bir kere emas olmak üzere bu problemin bir daha konuşulmaması adına Sayın Federasyon yetkililerinin diğer kulüplerinde gerekiyorsa onayını alarak veya onlara da haber vererek açıklamasını rica ediyorum. Bu defteri artık kapatalım. Limit budur. Bu kadarı bunlar tarafından şu şu şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde e, tenakuza bir e, tereddüte mahal yoktur diye bir açıklama açıklamaya Federasyon işi kapatmalı bence. Ee, ekonomik durum günümüzde kulüpler için son derece önemli. Siz de bunun için yoğun çaba harcıyorsunuz. Bankalarla yeni anlaşmanın son durumu nedir? Beşiktaş'ın e, ekonomik olarak son durumu nedir? Yine siz bundan bahsedilmesini çok sevmiyorsunuz ama biz araştırmalarımızdan biliyoruz ki e, ekonomik durumu düzeltmek için siz kişisel olarak da e, büyük çaba harcadınız. E, kulübe destek oldunuz maddi anlamda da açık konuşmak gerekirse. Nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu Beşiktaş'ın ekonomisi açısından bakarsak? Valla görevimiz gereği destek olmamız gerekiyordu, olduk. Gücümüz kadar olduk. Ee, imkanımızı el verdiği takdirde olmaya da devam edeceğiz. Ee, bağış kampanyasında elimizden geleni yaptık. Ailemiz yaptı, arkadaşlarımız yaptı ee, ve halen kampanya devam ediyor. Buradan müsaade edin de bir fırsat kabul edeyim bunu. Buyurun. Lütfen. Rica ediyorum. Beşiktaş'ta kampanyaya katılmayan, katılamayan dostlarımıza kampanyamız devam ediyor. Ee, bir an evvel sonuçlandırmak istiyoruz. Bu arada niyetleri olanlar varsa lütfen bir kez daha gözden geçirsinler bize destek vermelerini. Ee, ekonomik olarak Beşiktaş'ın içinde bulunduğu en zor durumu çok net bir şekilde size şöyle söyleyebilirim. Ee, borcunuz çok yüksekse, ödediğiniz faizler de çok. Hı hı. Fazla olarak önünüze geliyor. Böyle bir sıkıntımız var. E, bu faizler kolay ödenebilir rakamlar değil. Ve kulübümüzün gelişmesini e, asla zorlaştırıyor. E, artı biz geldiğimiz Ekim ayından bir evvelki Temmuz-Ağustos aylarında e, bankayla sözleşmeyi imzalayan yöneticilerimiz oldu, başkan oldu. Temlik verildi bütün paralar. E, bir şey gelmeyecek. E, nasıl yürüyecek bu kulüp? Kimse dönüp arkasına bunu bakmadı. İkincisi o dönemde transfer limitlerinin uygulanacağı gündeme geldi ve karara bağlandı. O bağlanmanın hemen bir öncesinde kulübü 16,5 milyon euroluk sözleşmelerle yük altına sokarak gittiler. Şimdi bunlar benim üzüntü derim. Ama biz bunları söylüyoruz. Diyorlar ki başkan önüne bak konuşmayı de ben önüme bakamıyorum ki arkadan e, sürekli çeken bir mekanizma var yani elimizi kolumuzu bağlayan. E, Dolayısıyla transfer limitlerinin de biz gelmeden önce hepsinin kullanıldığını ve e, birçok futbolcu ile uzun vadeli sözleşmeler yapıldığını yapılan sözleşmelerdeki ücretlerin hem protokolde 4-5 yıl olması hem de çok yüksek ücretlerle olması kulübümüz ekonomik anlamda e, sıkıntıya sokmaktadır. Faiz yapılan uzun süreli kontratlar 3 yapılan çok yüksek meblalı kontratlar kulübü ekonomik anlamda sıkıntıya sokmuştur. Sokmaya da devam etmektedir. Biz bunları aşmaya çalışıyoruz. Belki bu sıkıntımız e, belki bir yıl daha devam edecek. Çünkü e, kadro dışı bıraktığımız futbolcular hocamızın, teknik kadromuzun bunlarla biz yola devam etmeyeceğiz dedikleri kadro. Ve biz bunları bir yerlere transfer olun gidin diyoruz. Hiçbiri gitmiyorlar. Kendilerine bir kulüp buluyoruz. Yarısını bile karşı kulüp e, ödese kabul etmeyenler var ki maalesef e, aldıkları kontratların üçte birini bile teklif eden başka bir kulüp olmadı. Buradan da Beşiktaş kamuoyuna bu olayı iyi değerlendirmelerini e, önermek istiyorum. Nasıl bir durumdayız? Nasıl bu hale geldik? Bunları bilmeleri açısından. Ee, bir iş adamısınız. Kendi işlerinizi de bir kenara bırakarak Beşiktaş'ın başarısı için mücadele veriyorsunuz. Yeniden aday olacak mısınız? Ne kadar süresi başkanlık koltuğunda göreceğiz? Bir defa sağlık saat çok önemli. Geçmiş olsun değil mi? İki kez de konu evet. atlattınız. Ya çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani biz burada oturup mücadele ediyoruz. Neredeyse bir yönetim kurulunun yarıya yakını COVID oldu. Değil mi? Ben iki kere buna maruz kaldım. Ee, i̇nsanlar bizi eleştiriyorlar. Tamam eleştirin de. Yani hakarete gerek yok. Hasta olmuşuz, evde yatmışız. Ölüm tehlikesi geçirmişiz. Herkesin kendi canı çok kıymetli ama iş bize gelince... Hiç kimse ya başkanın da sağlığı, yöneticinin sağlığı söz konusu değil demeyenler var. Ve ağır eleştiriler var. Ee, yani hakaret, hakaretten daha öte. Yani ben eleştire bir şey söylemiyorum. Yanlış transfer yapmış olabilirim, eksik yapmış olabilirim. Ee, ama iyi niyetimden kimsenin şüphe etmemesini istiyorum. Ve benim taraftarım benden popülizm e, beklemesin e, ve Beşiktaş'ı e, zor durumda bırakacak benden bir şeyler yapmamı lütfen beklemesinler ve istemesinler bunu yapmayacağım bunu hakaret etmeleri tweet atmaları falan bunu değiştirmeyecek buradan onlara da mesajı vermek istiyorum hiç boşu boşuna benden bunları beklemeyin dolayısıyla bu beklentilerinizi yerine getirebilecek olan kişiler var ise bu bir tarz meselesidir seçim günü gelir orada kişiler aday olur öyle kişiler var ise tercihinizi onlara kullanabilirsiniz Beşiktaş'ın başkanı ve mühendisliğine küfrederek hakaret ederek Beşiktaş'a zarar verdiklerini unutmasınlar. Bizim de bir motivasyona ihtiyacımız var. Maç bitiyor. Yeniliyorsunuz. Ya canım yanıyor. Bir taraftan halen de adam bize hakaret ediyor. Ya beyefendi seni canı yanıyor da ben ne durumdayım? Yok. Yani o rahatlayacak. O rahatlıyor. Bir saat sonra bitiyor her şey. Belki görsem onu gelip öpecek. Ya kusura bakmayacak ama o bir saatte o zehrini boşaltıyor. Ee, seçimle ilgili, e, aday olmakla ilgili... Ee, Şartlarını ne göstereceğini gerçekten bilmiyorum ama niyetim tüzüğün bana tanıdığı süre içerisinde görevimi yapıp ve başarıyla gitmek. Ama e, vücudumuz, e, ekonomimiz ki ekonomiye de burada ne kadar daha katkı Yok. vererek devam edebileceğiz bilemiyorum. Şartların beni nereye getireceğini bilmiyorum ama müsaade ettiğim müddetçe sağlığım, saatim ve ekonomim tüzüğünde bana tanıdığı süre içerisinde görev yaparak Beşiktaş'ı emin eldere teslim etmeyi çok arzu ediyorum. Ee, bir başka görev daha galiba sizi bekliyor ama Sayın Başkanım. Kulüpler Birliği için sıkça adınız geçiyor. Kulüpler Birliği Başkanı e, olacak mısınız? Düşünüyor musunuz? Şimdi e, yani te, tercihimi soruyorsanız değil. ama hı hı. Sonuç itibariyle nasıl Beşiktaş'a hizmet etmek beni, e, benim bir görevimdi bunu e, böyle kabul ederek buraya geldiysem e, Türk Futbolu'na hizmet etmek de bir şereftir, bir onurdur. Eğer öyle de bir görev bize bir başkaları çıkar da yapar ise onlar görevi yapmaları için destek olurum ama bir abi modeli olarak bize karşı bir teveccüh var ise o görevden de kaçmak çok kolay olmayacak. Ama tercihim Beşiktaş'a daha fazla katkı vermek adına kulüpler birliğinde bu görevi başka birinin yapmasını tercih ederim. Ama olmuyorsa her iki görevi de omuzlarımı alıp yürütmeyi vazife kabul ederim. Futbolu konuşuyoruz, Beşiktaş bir spor kulübü. Özellikle basketbolda da aslında çok güzel projeleriniz var. Gençlere önem veriyorsunuz. Son Avrupa maçında Demir Doğan oynadı, süre aldı. 14 yaş 293 günle en genç oyuncu oldu sevgili Demir. Ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Diğer dallarla ilgili projelerinizi de merak ediyoruz. Başta basketbol. Şimdi basketbolda bir bir vizyon koyduk, bir hı hı. proje koyduk. Aslında o proje benim futbolda da varmak istediğim nokta. Ama futbol tabii daha farklı ekonomisi anlamıyla onu biraz daha zamana ayarak yapmak gerektiğini düşünüyorum. İşte onun için sevgili Bilal'i Eskişehir'den aldık getirdik. O da bizim kafamızdaki projenin tarzın Hı. ve tutumumuzun bir parçası. Dönüp baktığınız iki transfer var. Aslında ikisinin de mesajına çok dikkatli bakın. Bir tanesini Beşiktaş'a katkı vermiş. Türkiye'nin çok değerli Beşiktaş ailesinden gelen bir futbolcusunu Premier Lig'den getiriyoruz. Aynı zamanda eski Espor'dan 17 yaşında e, ülkenin geleceğinde e, katkı verebilecek bir futbolcuyu getiriyoruz. İki transfer arada incelendi aslında bizim, bizim vizyonumuzu ortaya koyuyor. Beşiktaş'ta zaten doğru yol bu. Baskette de biz bunu erken başlattık. E, ve geldiğimiz nokta ortada. İlk başlarda neredeyse küme düşecek bir basket takımı varken bugün tepeye oynayan aynı kadro sabır gösterdi Beşiktaş taraftarı sağ olsun. Aynı kadro şu anda başarıya doğru gidiyor. Önümüzdeki sene ve bir sonraki senelerde çok değerli bir Beşiktaş basket takımı olacak ve ekonomisi de son derece makul olmak üzere. ve Bu çocuklarımızın içerisinde çok büyük 2 milyon 2,5 milyon euro transfer teklifi yanlış almayın bir tanesine gelen basketçimiz var. Müthiş bir rakam. Değil mi? Yani biz bu çocukları buraya alırken 300-500 bin euro bile vermedik. Tamamına. <laughs> ve bunların içerisinde bir de 14 yaşında çocuğumuz başladı ön plana çıkmaya. Şeyimiz var. Ee, ve diğerleri gelecek. İşte Beşiktaş böyle olmalı ki Beşiktaş'ın ekonomisi e, rahat olsun ve Beşiktaş'ın mal varlıklarına kimsenin gelip kapıyı çalıp sabah icra memurunun gelmediği bir düzene sahip olabilirim. Bunun için biraz fedakarlık gerekiyor, sabır gerekiyor. Ee, Taraftarla da konuştum sizinle röportaj e, teklifi yaptıktan sonra. Onların da birkaç sorusunu paylaşmak istiyorum. E, örneğin bu sezon maçlar seyircisiz oynanıyor. Önümüzdeki sezon e, eğer seyirciyle oynanırsa kombine kart sahiplerinin sorusu bu başkanım. Elçiye zeval olmaz. E, bize bir indirim olacak mı ya da bir ayrıcalık olacak mı diye çok e, soru geldi. Yani şu anda e, kartını, kartını kullanamayanlar ama. için. Ya fedakarlık Likoloji. yapanlara teşekkür ederiz. Yapmayanların da gönlünü alırız. Onlar bizim taraftarımız. Yapmıyorsa bir nedeni vardır, bütçesi odur. Hı hı. Tabii ki onların mağduriyetlerini de biz görmezlikten gelmememiz gerekiyor. Ama imkanı olan da varsa da hoş görsün bizi, feda etsinler, geçsin gitsin diyelim. Ki Beşiktaş taraftar da takımını çok sever Tabii. zaten böyle yapacaklar. Ya onlar değildir. bakın şimdi biz, şimdi bütün takımlar oldukça başarılı geliyorlar. Hı hı. E, 21 takımız. Ben hepsinin çok da güzel futbol oynadıklarını e, ve de e, 3-4 büyük dediğimiz kulüpleri de çok zorladıklarını görüyoruz. Yani Antalya'nın e, bizi zorlaması, e, Galatasaray'ı zorlaması, e, başka takımlar Malatya'nın çok zorlaması. Bunlar daha evvel yoktu. Bunlar neden oldu biliyor musunuz? Taraftar yok. Bizim en büyük Doğru. kaybımız bu. <laughs> Biz bir eksikle oynuyoruz. Eskiye göre bir eksikle oynuyoruz. Umarım çok çabuk pandemi biter. Sağlıklı saatli hep bir seyre e, statta buluşuruz. E, artı tabi bunda biraz transfer limitlerinin de çok etkisi var. E, bu büyük kulüplerin e, biraz e, sıktıkları için hı hı. transferlerde eli kolu bağlı olanlar diğer Anadolu kulüplerine neredeyse e, başa baş top oynamaya başladılar. Dikkatinizi çekti mi? İşte bu evet. adalettir. Bu haksız rekabetin ortadan kaldırıldığı bir düzendir. Onun için diyorum ki transfer limitlerini koyduysanız buna uyulduğunu uyulmasını sağlayın ve bunu uyulduğunu da lütfen kamuoyunun vicdanını anlatın. Bu konu daha fazla tartışılmasın. Varsa da bir yanlış koyulmasının ortasına kim ceza görecekse görsün. Haksız rekabete ve adaletsizliğe artık yer vermeyelim futbolda. Bunu hakemlere de buradan sesleniyorum. Vicdanlı olacaklar. Herkesin emeğine saygı duyacaklar. Hata yapmayacaklar. Ondan sonra da milletin ağzındaki de Beşiktaş'ın önünü kesecekler konusunu onlar kapatacaklar ağızlarını. Bunları söyleyenlerin söylemlerinin nedenlerini hakem arkadaşlarımız ortadan kaldıracak tavır ve davranış içerisinde olacaklar ki bu konu bitsin. Arka arkaya iki Konya spor maçı Beşiktaş'ı bekliyor. Önce pazar günlükte sonra perşembe günü A spor ekranlarından naktan yayınlanacak maçta. Zira Türkiye kupasında Atiker Konya sporla karşı karşıya geleceksiniz e, bu maçlara dair düşüncelerinizi de merak ediyoruz ve e, kupada şüphesiz hedefinde var Beşiktaş'ın bu sezonda kupada çeyrek finale yükseldi siyah beyazlar kupa ile ilgili düşüncelerinizi de almak isteriz. Aa, söylediğim gibi yani Anadolu takımları da artık iyi top oynuyorlar başarılılar. E, zaten futbolun güzelliği de bu. Marka değerini çıkaracaksak onların da başarılı olmaları lazım. E, şimdi rakibimiz gücüde e, bir <laughs> ilimizin e, temsilcisi Konya Spor. İlk e, maçta da Beşiktaş'ı e, farklı mağlup etmişti Konya e, Biraz oradan onlara karşı şimdi muhte var yani. <laughs> Hafif bir yaralıyım. Temenni ediyorum ki futbolcularım e, Konya maçını biraz daha e, o günkü maçı hatırlayarak oynarsalar benim biraz acılarımı hafifletirler. Futbolcularıma da bir mesaj oluyor buradan tabii bu. E, ancak e, kupa ve şampiyonluk bizim vazgeçmediğimiz ve sonuna kadar kovalayacağımız hedefimiz. ...Sergen Hocam'ın dedikleri doğru... Ee, ...savaşa başladık diyor... Ee, ...Sergen Hocam biraz daha... ...yumuşak konuşuyor... ...bence Sergen Hocam baştan beri savaşıyor zaten... ...savaşıyor... ...dolayısıyla Sergen Hocamızın ...savaşı yeni başladığına ben de katılıyorum... ...hatta biraz da ...biz zaten savaşıyorduk... ...diye cevap vereyim... Peki Sayın Başkanım sıcağı sıcağına... ...Sayın Mustafa Cengiz'in... E, ...limit konusunda açıklamaları var... ...son bölümde onu da sormak istiyorum... Ee, Sayın Mustafa Cengiz Galatasaray Televizyonu'nda açıklamalar yaptı. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu. Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Ee, Beşiktaş bizden ricacı oldu. Arda e, iki yabancıya peki dedik. Niye? Sadece devre arası diyor. Geçen sezonda olsun tüm sezonlar olsun e, arttırıyorum. Niye bu devre arası? TFF e, sicil Kurulu bu konuda hassas TFF kimin ne yaptığını Biliyor Kaba konuşmak istemiyorum Ben UEFA'dan e, istirham ediyorum İncelesin Sayın Mustafa Cengiz'in canlı yayındaki açıklamalarını Soruyorum Sayın Başkanım e Zaten aynı şeyi biz söyledik O zaman e, UEFA'nın incelemesi Tabii ki e, söz konusu olabilir Olsun ama ben işi Wi-Fi'ye kalmadan TFF'ye çık gereğini açıkta diyorum. Bu Mustafa de rahatlatır, herkesi rahatlatır. Yani ee, Ama ben çok önemli bir şeye değinmek istiyorum burada. <laughs> Şimdi bizim şu 14-16 yabancı konumuz var. Evet. Şimdi burada e, kamuoyu bazı şeyleri, evet ben gündeme getirdim. Ama ben gündeme getirirken Mustafa Bey de destek verdi ama e, Sayın Başkan unutmasın buradan kendisine seslenmek istiyorum. E, hayır herkese bu hak tanısın dedi halbuki benim söylemek istediğim şuydu. Eğer bir ceza veriyorsanız bizim elimizde kontratları devam edenlere bize bir hak verin diye. Onlar da haklı olarak dediler ki e, herkese verilecekse verilsin. Dolayısıyla benim talebim herkese verilmesi konusunda değildi. Benim talebim sadece elinde kontratları olan futbolcuların kulüplere ekonomik anlamda zarar vermemeleri adına çünkü bu futbolcularımızın e, mahkemelere giderek futbol oynama hakkımız elimizden alındı diyerek bütün kontratlarını feshederek 2 yıllık 3 yıllık alacaklarını tahsil etme e, hakları vardı. Bu sebeple ben federasyonun kapısını çaldım ama olay öyle başka bir yere getirildi ki <laughs> 16 tane futbolcu yabancı olsuna getirildi. Ama bu da zaten bu sezon sonunda bitiyor bildiğim kadarıyla. E, onu buradan o Bey'e ben söyleyeyim peşinden. Yani benim Savunma desteklemedi Sayın Mustafa Bey. Sadece 16 kişi çıkmasına e, istedi. Ben öyle bir Hı -hı. talepte bulunmadım. Ama bizim talebimizin arkasını onu da ekleyip başka bir paket çıkardılar. Hayırlısı uğurlusu olsun diye ne diyelim. Ee, Sayın Başkan bir mesajla da noktalayalım e, özel röportajımızı. Zor bir sezon. Şampiyonluk yarışının kıyasaya devam ettiği bir sezonda hem hem camiaya mesajınız da olur. Evet, öncelikle camiaya şunu söylemek istiyorum. Birlik ve beraberlik her bir şekilde kötü günde iyi günde birbirimize destek olmamız gerekiyor maddi ve manevi manevi olarak da desteğe ihtiyacımız var biz birlik ve beraberlik olduğumuz takdirde başarı er veya geç ama bugün ama yarın gelecektir yarınları bugünün bir saati için feda etmeyelim yarınlar uzun ve önemli şampiyon olacağız ve olmak için de mücadele edeceğiz sonuna kadar varız kupayı da almak için varız bunu buradan söylemek istiyorum cami hocamızla herhangi bir sorunumuz yok. Hocamızın yapmış olduğumuz transferlerle ilgili e, gönülsüzlüğü yok. Bunları açık bir şekilde söylüyorum. E, futbol dünyasını da buradan sesleniyorum. E, federasyon lütfen bu limit konusunu artık açıklasın kimin ne kadar hakkı var ve neyi kullandığı nasıl kullandığını ve bir taraftan da buradan hakemlere sesleniyorum. Çok emek veriyoruz, herkes veriyor. Birileri düşüyor, birileri şampiyon oluyor. Ligden kümeden düşüyorlar. Dolayısıyla adaletsizliğe sakın yer vermeyin. Çok daha fazla hassas olun. Hem de genç hakemleri destekleyen biri olarak, bunu zamanında da söyledim, yine de söylüyorum. E, artı, e, diğer futbol takımlarına puan almak adına futbolu kalitesizleştirmeyin. Çıkın topunuzu oynayın, seyredenler keyif alsınlar, dekoder alsınlar. Yayıncı kuruluştan daha fazla para istem hakkını bizim elimize versinler. Bu şekilde bu işler e, marka değerine zarar verir. Bunu söylemek istiyorum sadece. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler konuğumuz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçevi de Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.